1964 senesinden bugüne kadar tırcı olaraktan tır kamyonlarında çalışmaktayım. Bir emin ve güvence altında Türkiye'ye gelmiş bulunuyorum. Hemen hemen 6 senedir ilk defa bir Kapıkule'ye geldim. Kapıkule'nin eski bir durumundan bugünkü durumun arasında dağlar kadar fark var. Bunu hiçbir kimse de inkar edemez. Ben Almanya Hannover şehrinden geliyorum. İzninizi geçirmek için mi geldin? Hayır, sadece eşyamı getirmek için geldim. Çok kısa süreli bir izinle. Ne kadar zamandır bekliyorsunuz burada? Ben sabahın aşağı yukarı tam olarak bakmadım saate ama hemen herhalde 10-10.30'dan beri buradayım. Şu anda saat 4'e çeyrek var. Evet, maalesef. Bir tek memur görüyorum ben sabahtan beri burada dolaşan. Önceki gelişlerinizde bu kadar beklemiyor muydunuz efendim? Hayır. Arabam tıklım tıklım dolu olduğu halde ve bir yığın kuyruklu araba olduğu halde buradan çok daha çabuk geliyordum. Memurla ilgilendiler. Eşyalarımızı tabii çıkardık. Kontrol edip hemen geçip gideceğiz. Where are you coming from, Mr.? Affedersiniz, acaba ülkemize nereden geliyorsunuz? Avusturya'dan geliyorum. Bu yurdumuza ilk yolculuğunuz mu oluyor? Evet, ilk kez. Gümrükte herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? Yok, hayır. Bu sene, geçen seneye nazaran gözle görülür turist sayısında bir artış var. Bu artışı karşılamak ve turistlere rahat geçiş imkanını sağlayabilmek amacıyla Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla ayrı bir turist peronu ayırdık. Ayrıca yine işçilerimiz için eşyası az olan, ticari eşyası bulunmayan işçilerimizin geçişini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla ayrı bir peron açmış bulunuyoruz. Bugün bekleme olduğunu söyleyen kişiler zannederim nakliyeci, nakliyane yapan kişiler olsa gerek. Bunlar zaten eşyaları çok olduğu için bir kamyonun indirmesi, bindirmesi asgari 2 saatini almaktadır. Sayın Yücel zaman zaman basında da Kapıkule'de çok beklendiği konusunda bazı yakınmalar yer alıyor. Bu konuda da aydınlatıcı bilgi rica ediyoruz sizden. İşçilerimiz hafta sonları çok yoğun olarak ve bir arada gelmektedirler. Bunun da tedbirleri alınmıştır. Muayene memuru sayısı artırılmış ve takviye edilmiştir. Şunu altını çizerek söyleyebilir miyiz son olarak? Bundan böyle artık Kapıkule bir çile kapısı olmaktan çıkacak mı? Kapıkule hem çile kapısı olmaktan çıkacak hem de inşaatlarımız bittiği takdirde inşaat kapısı olmaktan çıkacaktır.